Arkadaşlar hoş geldiniz. Rusya'dan gerçekten çok enteresan bir haber var şu anda. Bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Yine abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman bir üye, ne üyesi? Moskova Menkul Kıymetler Borsası üyesi arkadaşlar bir şey teklif etti. Adam çıktı dedi ki bizim şu anda şey yapmamız gerekiyor. Menkul Kıymetler Borsası'na kripto için bir yer ayırmamız ve bir işlem tarafı açmamız gerekiyor diye öneride bulundu. Yani adam açık açık diyor ki arkadaşlar gelin buraya kriptoyu da dahil edelim dedi. Bakın şimdi bu çok önemli bir şey. Adam diyor ki yani şey yapacağız. Rusya'da ekonomiyi yöneten bir kurum düşünün arkadaşlar. Adam diyor ki kriptoyu da dahil edelim buraya. Kripto için bir büro açalım dedi. Durum böyle çok ciddi bir şekilde yani çok ciddi bir teklif. Haricinde Rusya'nın arkadaşlar ne yapması gerektiğini bir kripto borsası da açması gerektiğini söyledi. Son zamanlarda biliyorsunuz Rusya oldukça ılımlı şekilde yaklaşıyor kripto paralara. Çünkü hali hazırda bir savaş var ve dünya ile iletişimi ekonomik açıdan çok ciddi şekilde kesilmiş durumda. O yüzden kripto paraları bayağı bir kullanıyor. Kullanmak zorunda çünkü en nihayetinde oradan yapamadın, buradan yapamadın, ambargo içerisindesin. Ne yapacak? Merkeziyetsiz bir borsa olan kripto piyasası içerisine girecekler. Nitekim bunu yaptılar zaten. Önceden de beklenen bir durumdu zaten bu oldu. Şu anda da hani normalde şöyle şeyler oluyor. Kurum kuruluşlarda üyeler teklif ediyor. Gerek kimi kabul ediliyor, kimisi de reddediliyor. Fakat bu tarz bir durumun kabul edilme ihtimali yüksek. Çünkü dediğim gibi Rusya'nın gerçekten buna ihtiyacı var arkadaşlar. Kriptonun da ihtiyacı var ama Rusya'nın daha çok ihtiyacı var. Şu anda daha çok ihtiyacı var. Bekleyip ne olacak ne bitecek göreceğiz. Bu arada şey diyenler oluyor işte eğer Rusya kripto piyasası içerisine girerse ABD kriptoya ambargo uygular tarzı yorumlar geliyor. Kesinlikle çok yanlış buluyorum arkadaşlar. Neden çok yanlış buluyorum biliyor musunuz? Örneğin şöyle düşünün. Şimdi kripto bunu bugün ABD'de kabul ediyor. Bütün dünyada kabul ediyor. Her ne kadar bir miktar hala ayak diretseler bile arkadaşlar gün be gün büyümeye devam ediyor. Ve büyümeye devam edecek. Bunun herkes zaten gayet iyi bir şekilde farkında. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu şartlar altında adamlar Rusya'ya bu piyasayı kaptırırlar mı zannediyorsunuz? Yani kripto ekonomide yeni dünya, modern dünya yani yüzlerce yıl öncesinde arkadaşlar nasıl şey vardı mesela böyle bilinmeyen dünya falan vardı ya işte dünyanın bilinmeyen kısmı. Tıpkı onun gibi şu anda ekonomide yeni bir çığır, çok farklı bir sektör ve çokça tercih edilen artık bir sektör. Adamlar arkadaşlar Rusya'nın yaptığı bir şeyin altında kalmaz. Hatta Rusya bir olumlu giderse ABD iki olumlu gider. Rusya'yı kripto üzerindeki ana etkiyi Rusya yapmaz arkadaşlar ABD. Buna müsaade etmez. Çünkü adamlar şunu da biliyor. Şimdi Amerika ne kadar ambargo uygularsa uygulasın kriptoyu tamamıyla bitiremez. Güçsüzleştirir. Bu da çok kısa süreliğine olur. Yani tutamaz. Yıllarca ömür boyu tutamaz. Burada Rusya her geçen gün daha da güçlenir kripto piyasası üzerinde. Bu bütün devletler için geçerli. O yüzden ABD de iyice işin üstüne kriptonun içine girmeye gayret eder. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.